öğrencilerim. 4A sınıfın hazırlamış olduğu yıl sonu gösterisine hepiniz hoş geldiniz. 4 yıl önce bu okula yollarımız kesişmişti. Yıllar çok çabuk geçti. Bu okuldaki yolculuğumuzu tamamladık. Artık başka okullarda, başka arkadaşlarla ve başka öğretmenlerle eğitim hayatımıza devam edeceğiz. Ama okulumuzu, arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi hiç unutmayacağız. Şimdi sizlere 4A sınıfının hazırlamış olduğu yıl sonu programını sunuyorum. Okul müdürümüz Mustafa Yağcıoğlu konuşmasını yapması için sahneye davet ediyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, veliler, öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Niyat Aslan İlkokul olarak biz birçok 12-13 tane proje yaptık. 18 Mart ve diğer etkinliklerde bulunduk. Okullarda tiyatro oyunu belli bir sürelerdir unutuldu. Uzun süredir yapılmıyor. Sevtap Hanım'a demiştik. Sevtap Hanım da ben yaparım bunu dedi. Öğrencilerimizle beraber bir tiyatro oyunu ortaya çıkardılar. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Oyunumuzda çocuklarımızın küçük hataları olacaktır. Tabii ki profesyonel bir oyuncu değillerdir. Önemli olan sahne deneyimleridir. Kendilerini buralarda ifade etmeleridir. Çünkü burada sahneye çıkıp bir şey sunmak çok farklıdır. Ömürleri boyunca da unutmayacaklardır. Onun için tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Thank you.
Sen cömertsin, verensin, acıyansın. Ayol efendi, yine ocak başına geçmiş kimleri çağırıyorsun öyle? Kaç gecedir bu ne bitmez la? Kalk şuradan artık. Düşmez kalkmaz ulu Allah'ım. Bütün varlığımla sana sığındım. Şu fakir kuluna 100 altın yolla. 99 olursa istemem. Tövbe tövbe. Sen bilirsin ya Rabbi. İlahi efendi. Pazarlık eder gibi nasıl daha böyle? Sen sus. Allah'la kulun arasına girilmez. Girilmez ama ocak başına geçmiş böyle böyle. Gece demez, gündüz demez. Yağmurlar yakarlar da hep garibime gidiyor ha efendi. Bilirsin ki bacalar sesi olduğu gibi çeker götürür. Konu komşu bunlar rahatsız olmaz mı? Ben sana kaç kez söyledim. Senin bu işleri aklın vermez ha hatun. Abinim ermiş efendiciğim. Tasam sana olan merhametimdendi. 100 altın değil tutturmuş gidersin. Korkarım ki akılcağızında bir sakatlık olmaya. Olmaz. Bana bir şeycikler olmaz. Sen şimdi beni rahat bırak da şu olduğumu bitireyim ha benim altınım. Dilediğin gibi olsun efendi. Döşeğini hazırladım. Geç kalma. Vakit gece yarısını çoktan geçti. Neredeyse sabah olacak. Hey oğlum evlam, şu fakir kuluna 100 altın yolla, 99 olursa istemem. Allah, Allah'ım. Ne bilirsin, ne demezsin, cömertliğine soyundun. Yapmadık mı bu işi?
Dur bakalım, dinleyelim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Ben anasını bilirim. Kolay sen bakalım. Bir alacak verecek davası galiba. Gidip dedenin anlayayım. Hiç de fena olmadı hanımefendi. Arılarını bulursan hem onlar memnun olur, hem de biz bu gürültülerinden kurtulmuş oluruz. Hava da ayarlamış. Sıcak yataktan çıkınca insan avcız ağrı gibi titriyor. Aman efendi, şu yorganı sırtına alıver. Gece vakti kim görecek? O da doğru ya. Neredeyse afakanlar basacaktı. Musibetlerinde ne durmaz çeneleri varmış. Bakayım, şu altıncıklarımız yerinde mi? Yerindeler. Mışıl mışıl oynuyorlar. Bizim efendim Ersin'le de şaştım kaldım doğrusu. Kendisi de nerede kaldı? Kadılık yaptı, eski günleri hatırladı galiba. Gece yarısı mahkeme kurdu sokaklarda. Harun efendi, onları barıştırdın mı? Barıştılar. Kurban gitti, kavga bitti. Aa, gerçekten de yorgan gitmiş. Hatun, sen benim canan laf ettiğimi duydun mu? Peki nasıl oldu bu iş? Nasıl olacak? Ya gece yarısı nedir derdin demek için daha ağzımı açmak kısmet olmadı. Bizim yorgan kaptıkları gibi kaçtılar. Bu anda da hayır verdin efendi. Hayırdır inşallah. Ben sana kadınlık zamanında hediye gelen yorganı getireyim bari. Saklı samanı, gelir zamanı işte buna derler. Biraz eskimiştir ama yasak savaş. Hediyet efendi, düşünüp üzülme. Sabah ola, hayır ola. Hay yuğurlar ola. Çizik dokunacak pek bir şey yok ama hoş gelmeyelim. Bugünlük deksimetrimiz bu kadarmış. Thank you.
senle selamı kelamı kesiyorum. İyi ya. Kim önce konuşursa eşeğine tırnağı verir. Peki kavur. Haline gelince çorap gibi yapışır.
yapacaksan borcunu böyle ödeyeceksin ha. Borç borçtur Müksün Usta. Al kuzum ver kuzum. Anlaşıldı hoca. Bu işi mahkemede izleyecek. Şaşırdım aklına. Sana gösterdiğim kestirmeyi olurken dolan başlıyorlarına insan bas ne yok. Hayrola evlat. Hayırlar hoca efendi. Ben mahkeme bir başlayayım. Kadir Efendi Hazretleri beni size gönderdi. Bir müşkülümüz var. Karşık bir davanın haline bize yardımlarınız esirgemezlerse mahkemeye kadar gelsinler. Hem biraz kahvemizi içerler buyurdular. Baş üstüne evlat. Uğrarım. Kadir Efendi Hazretleri'ne selamlarımı söyle. Aleyküm selam hoca efendi. Haydi ben de sınırı da beklerim. Bu dava da hallolur. Eyvallah. Aman efendi. Neden yapmışsın usta ettikleri? Bugüne bugün borcumuzu ödeyecek haldeyiz çok şükür. Altıncıklar ne güne duruyor? Yok. Onlar bize Cenab-ı Hakk'ın verdiğiydi. Gökyüzünden gelen akçeyle yeryüzündeki borç ödenmez. Onun yeri başkadır. Peki mahkemelere düşmek daha mı hayırlıdır ha efendi? Orası da aile mesele. Sen hele benim şu cübbemle kablomu bir ilet bakalım. Cübben de pek eskidi. Güneşten rengi patlıcaniye döndü. He, bugün Hacı Fazıl Zadeleri sünnet düğününe davetlisin. Sakın bu kılıkla gitmeye kalkmayasın. Aha dur, sen de neyince el artık dokursun. Sünnet olan ben değilim ki peklergim. Doğru dersin ama gel gör ki Edale içe değil dışa bakar. Uykusuzluktan her tarafım kırılıyor. Neyse Hatun, Allah'a emanet ol. Esenlikle git efendi. Allah nazarlardan saklasın. Tutututu. Ya Hatun, işini bitirir bitirmez en yeni, en süslü entani giy. Saçına başına da çeki düzen ver. Ben gelene kadar öylece otur. Hayır efendi, beni de mi sünnet düğününe götüreceksin yoksa? Hayır canım, hayır. Yaş Kemal'e geldi. En ufak bir rahatsız bir insanı götürür. Şayet bugün bana bir Allah davet olursa Azrail Birliği'ye zarar bulamayınca belki seni bir yerdir alırım bir de. Öyle mi yedin? Anaş bize gurbetti yine.
bulamazsın. Bu zamanda aşık olmak zor gene. Dağ bulursun ama şirin bulamazsın. Bu zamanda Mecnun olmak zor gene. Çöl bulursun ama Leyla bulamazsın. Bu zamanda aşık olmak zor gene. Aşk dedin yürekteki hayra yor gönül. Ateş bulursun da kül bulamazsın. Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Her aşk bize gurbetti, yine mi sevdin? Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu kurşunu yine mi yedin? Her aşk bize gurbetti, yine mi sevdin? Yalan dünya, yalan dünya. Aşksızlara kalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya. Aşksızlara kalan dünya. Canım, uzun etmeyin işte. İçinde ben de vardı.
bütün aksilikler birbirini kovalıyor. Merdivende yuvarlanırken vurulan ayaklar rahatsız kemiklerinde. Sonra gelmiş bana elbislerini vereceklerden boğmuşlardan doğacaklardan söz ediyor yahu. Oldu mu hocam? Her şeyde bir eğil vardır. Öyle diyelim de öyle olsun. Heyben? Ya Heyben nerede? Ayaklanmış gördün mü Ali dayı? Merak etme hocam, buluruz. Hele bulmayın. Hele bulmayın. Ben yapacağımı bilirim. Hele bulunmasın. Ben bilirim yapacağımı. Aldın mı hocam? Bunda da bir eğil vardır. Hayrın şerrini bilmem. Heyben bulunmazsa ben bilirim yapacağımı. Müjde hocam bizde bulundu. Şebebi nerede getirin? Neyse hocam. Çok şükür evlendi bulundu. Yalnız bir şeyi merak ettim. Heyben bulunmazsa ben yapacağımı bilirim diye söyleniyordu. Eğer gerçekten heyben bulunmasaydı ne yapacaktın? Ne mi yapacaktım? Evdeki eski kilimi bozup heybe yapacaktım. Vay çok yaşa hocam. Hocam senin ilmin bu kadar derin olduktan sonra kıyametin kopacağı günde bilirsin. Bilirim ya. Hocam söyleyiver. Kıyamet ne zaman kopacak? Bizim hatun ölünce küçük kıyamet, ölünce büyük kıyamet kopacak. Hoca efendi, hoca efendi, bak şunlar gibi kızarmış tepsi böreğini görüyor musun? Bana ne? Aa hocam, bana ne olur mu? Sizin eve gidiyor. Öyleyse sana ne? O da doğru ya, hani şey diyecektin, börekten önce üstte et lokması falan gibi. Ha, iyi ki hatırıma getirdin. Bugün dere boyunda koyun kesildiklerdi. Acaba kesildi mi? Şimdi kesildi. Parça parça satılıyor bile. Aman evlat. Al şu asilin şeyi. Bana bir takım ciğer al da gel. Hatun kaç zamandır başım dedi. Hani benim de canım çoktan dağılır çeker. Söyleyiver hoca. Ciğerin nesini yapacaksın bakalım? Vallahi bilmem. Aman hocam. Malum. Ciğerin türlü türlü yemeği olur. Kızartması, tavası, yahnisi, kebabı, hele kebabı. O soruyla yapılırsa yeme de yanında yat. Ne lezzet, ne lezzet. Ali dayı daha yemeden ağzım suyu attı vallahi. Ne kadar zahmetsin. Şunun bir tarifini yap da bizim boşluğumuz da yaz versin. Şart ile şurt ile ağız tadıyla yiyelim. Ya Muhsin Usta. Söyle Ali dayı. Bir su bardağı zeytinyağı. Üç çorba kaşığı un. Yeter miktarda kırmızı biber ve tuz hazırlanır. Önce ciğerin zarı kenarındaki sinirleri alınır. Yıkandıktan sonra yassı olarak üçe bölünür. Verilen parçalar uzunlamasına kesilir. Bir de tersine kesilir. Dört köşe parçalar meydana çıkar. Bir kap içine zeytinyağı konur. Ciğer parçaları kırmızı biberle karışıp üçe bölünür. Bir parçası ona kullanıp verilir. Kızgın yağın içine atılır. Bir iki kez alt üst edilip süzgüye çıkar. Tekrar hepsi tavaya konur. Bir iki karıştırıp ateşten alınır. Ciğerler yağ içinde soğuduktan sonra tuza atılır. Arzu edilirse yanına taze soğan bir de piyaz yapılır. Ve afiyetle yenir. Buyurun usta oğlum. Yazan eller, söyleyen diller dert görmesin.
senden razı olsun. Gideyim, tarif gereğini hatuna pişirteyim. Eyvallah, hoşça kalın. Güle güle hocam, afiyetle. Eyvah, kim gitti? Çaylak taktı. Ne hızlı çaylakmış bu. Soğan kümeni gözetliyormuş. Bakın bakın, hala tepemde dolaşıyor. Ciğer kaptın ama nafile. Ağız tadıyla yemeği deksin. Tarifi bende kaldı. Hala davadan alacaklar.
Biraz daha yüz verirseniz sırtımdaki kürkede sahip çıkacağım. Evet, o kürk de benimdi. Mahkemeye gitmeden önce Hoca Efendi'nin kapısı içeri. Paranı vermeyince ailelik mahkemeye dedi. Ben kürksüz gidemem dedi. Evde ne yapmışsam bu kürküyü getirdim. O da benimdi. Gördünüz mü? Hala bu adamı dinlemekte devam buyuruyorsunuz. Şimdi sizden de bir şeyler isterse hiç şaşırmayın. Dava kendiliğinden halloldu. İki kimse arasındaki alışverişe üçüncü bir şahsın burnunu sokması nasıl doğru değilse Allah'la kulun arasındaki anlaşmaya girmek kimsenin hakkı ve hakkı değildir. Bak, bir saatten beri senin ipe sopa gelmez derdindir. Kahve mahkeme odasına döndü. Artık şu işi bitirelim de neşemiz yerine gelsin. Mübaşir ve dilenci rolünde oynayan Ayşe Özarslan arkadaşımız. Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.